kelimeyle atletizmi başarı, hırs ve disiplin olarak tanımlarım. Benim için atletizm azimdir. Atletizm tek kelimeyle dayanıklılıktır. Benim için atletizm azimi ifade ediyor. Atletizmi tutku olarak ifade edebilirim. Atletizmi gelecek olarak ifade edebilirim. Atletizm tek kelimeyle azimdir. Tek kelimeyle atletizm hırstır. Atletizmi mücadele diye tanımlayabilirim. Tek kelimeyle atletizmi azim olarak ifade edebilirim. Koşu, atlama, atma, yürüyüş gibi sporları içeren pist ya da sahada oluşan çok eski tarihten kalma bir koşudur. Atletizm fiziksel kuvvetlenmemizi sağlayan bir spordur. Bireyin kendi bütün gücünü kullanarak yapılması gereken bir spordur. Çeviklik ve gücümüzü geliştiren çoklu branşlara dayalı bir spordur. Atletizm koşu, atlama, yürüyüş gibi çoklu branşlardan oluşan dünyanın en eski sporlarından biridir. Atletizm tanım olarak yapabilirsem atletizm çok yönlü bir spordur. Atletizm bir insanın tüm güç ve yeteneklerini kullanmasını gerektiren bir branştır. Atletizm atma, atlama, koşma gibi branşları içerisinde bulunduran bir çoklu branş türü. Atletizm koşu, atma, atlamanın bulunduğu bireysel bir spor dalı ve eskiye çok dayanıyor. Atletizm, koşu, yürüyüş, atma ve atlama gibi branşlardan oluşan, pist veya sahada yapılan dünyanın en eski sporlarından biridir. Atletizm içinde yürüyüş, atlama ve koşu bulunan bireysel bir spordur. Atletizm, sporcunun tüm güç ve yeteneklerini bir arada kullanmasını gerektirir. Atletler birbirleriyle yarışırken kendilerini tanırlar, kendilerini aşmaya çalışırlar ve böylece performanslarını ortaya koymuş olurlar. Atletizmin branşları yürüyüş, koşular, atma ve atlamalardır. Koşular kısa mesafe, orta mesafe, uzun mesafe koşusu dediğimiz maratondan ibarettir. Atma dalları çekiç atma, gülle atma, cirit atma ve disk atmadır. Atlama dalları uzun atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama ve 3 adım atlama. Atletizmin kökü eski Yunanca'da savaş, kavga, başarı anlamlarına gelen atlos sözcüğünden gelmektedir. Atletizmin tarihi eski Yunan tarihine kadar dayanır. Atletizm dünyanın bilinen en eski sporlarından biridir. Atletizmin dünyadaki en eski spor dallarından biri olduğunu biliyorum. Yunanistan'da Olimpia kentinde başladığını biliyorum. 766 yılında Yunanistan'ın Olimpios şehrinde bulunmuştur. Yunanistan'da başlayan olimpiyat oyunlarıyla devam eden ve modern atletizmin temel kaynağı olmuştur. Dünyanın en eski spor branşlarından bir tanesidir. Model olimpiyatlar 1896 yılında ilk defa Atina'da başladı. Türk atletizmin gelişimi ise 1922 yılında temelleri atıldı. Biz ülke olarak 1924 yılında Paris olimpiyatlarına atletizmde katıldık. Türkiye'de 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber Türkiye Atletizm Federasyonu da kurulmuştur. Atletizm sporuna başlama yaşı 9-10 yaştır. Yani ilkokul 3. sınıf, 4. sınıfta atletizm sporuna çocuklar başlayabilir. Ondan öncesi ilkokul 1. sınıfta, 2. sınıfta atletizme gelen çocukları biz öncelikle yüzme sporuna gönderiyoruz. Yüzme, jimnastikle spora başlayıp ilkokul 3. ve 4. sınıfa geldiklerinde atletizme başlatıyoruz. 2021 yılında 9,5 yaşımdayken o zamanlar korona olduğu için ailemler benim böyle çok tablet telefon başımda olmamı istemedi. Evimiz de çok yakın olduğu için hemen beni atletizme başlattılar. 11 yaşında yetenek tarama projesi adı altında hocalarımın beni yönlendirmesiyle atletizme başladım. 10. sınıf 10 yaşındayken yetenek taramasında seçildim. Orada hocalar beni göre göre buraya kadar geldim. 3. sınıftayken yetenek tarama aracılığıyla bu sporla tanıştım. Bir yıl önce de tam kasıtlı olarak başlamış oldum. Benim bir ablam var. Ablam başlamıştı başlarda. Ben de onunla beraber başladım.
ikinci sınıftan beri yapıyorum. Benim annem eskiden benim yaşlarımdayken atletizmle uğraşıyordu. Ondan dolayı hep bir merakım oldu. Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nde gördüğümüzde hemen başvurdum ve kabul edildim. 10 yaşında başladım. Tekvando hocamın beni atletizme yönlendirmesiyle 11 yaşında bu branşa başladım. Ben ilkokuldayken öğretmenim Spor Bakanlığı'nın yaptığı seçmelere bizi götürdü. Seçmelerde de atletizmle yolum kesişti. 9 yaşından beri atletizm yapıyorum. Atletizmle başlayan sporcularımızla haftada 4 ya da 5 gün bu sporu yapmaktayız. Günde birer saati geçmeyecek şekilde antrenmanlarımızı programa göre uygulamaktayız. Atletizme gelen bir sporcu öncelikle doğru koşmayı, doğru nefes almayı bilmelidir. Antrenmanlarımızda eğer ormanda yapıyorsak cross koşularına ağırlık veriyoruz, tepe antrenmanlarına ağırlık veriyoruz. Salonda veya pistte yapıyorsak daha çok engel drilleri, normal atletizmin ABC'si dediğimiz diril çalışmalarına önem vermekteyiz. Genellikle Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nde yapıyoruz. Antrenmanlar kuvvet, tempo, cross olmak üzere işte ayrılıyor. Haftada 5 gün 2 ile 2,5 saat arası bazen 1,5 da olabiliyor. Ortalama 2 saatlik antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımızda tempo, kuvvet, cross gibi birçok farklı çalışma yapıyoruz. Daha çok dinlenmeli koşular yapıyoruz. Atletizmi haftada 5 gün yapıyoruz. İçerisinde kuvvet antrenmanı, tempo antrenmanı, cross antrenmanları oluyor. Arazide ya da tohumda, Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nde ya da kapalı salonumuzda, yağmurlu havalarda kapalı salonumuzda yapıyoruz. Eğer sporcu taban koşuyorsa yorulması daha çabuk olacaktır. Ayağımızın ortasıyla basıp parmak ucuna doğru yönelip vücut değil ama öne doğru eğimli bir şekilde koşmamız gerekiyor. Atletizmde orta mesafe koşularında çocuklarımıza öğrettiğimiz önemli kurallardan bir tanesi yarışmadaki çıkış esnasındaki hakemin düdüğüyle veya tabanca sesiyle beraber hareket etmemiz. Eğer tabanca sesinden önce çıkarsa faux départ yapmış olur, hatalı çıkış. İkinci faux départ yaptığında diskalifiye olmuş olur. Atletizmde orta mesafe koşularında eğer ilk 100 metrede kulvar değişikliğini hatalı yaparsak diskalifiye olmuş olur sporcumuz. Ama 1500 metre, 3000 metre, 5000 metrede atletler toplu bir şekilde çıkar. Birinci kulvara geçerler. Birinci kulvar boyunca devamlı hareket etmek zorundadırlar. Atletizm kurallarında koşarken herkes kendi kulvarında koşmalı. Diğer kulvarlara kaymamalı. Atletizmin uzun atlama branşında çizgiye basan diskalifiye olur. Sprint koşularında yarışmacı kendine verilen kulvarda koşmalıdır. Yoksa diskalifiye olur. 800 metrede sporcular kulvarlarına geçer ve ilk 100 metreyi kendi kulvarlarında gider. Sonrasında iç kulvarlara yığılma olur. Göğüs numarasını düşürmemeniz gerekiyor. Düşürdüğünüz zaman onu dönüp almazsanız diskalifiye ediliyorsunuz. Finish çizgisine direkt o göğüs numarasıyla girmek zorundasınız. Cross yarışları genelde daha zorlu yerlerde olduğu için sporcuların kısaltma yapıp önümüze geçmeleri yasak. Yani ya koştuğumuz alanın dışına çıkamazlar. Atletizm branşına özgü terimlerimiz, çocuklara ilk aşamada uyguladığımız rocking, yavaş tempoda koşu. Bayrak yarışı 4 kişiden oluşur. 4 kişinin 4'ü de aynı mesafeye koşarak birbirine bayrak verirler. En iyi gelen kazanır. Diril antrenmanları ısınmak ve koşu tekniğini geliştirmek için. Kulvarlar atletizm sporcularının iki çizgi arasında belli bir mesafeyi koşmasını yarayan çizgilerdir. Atletizm ve cross dayanıklılığımızı arttıran antrenmanlardan biridir. Takoş çıkışı, sprinterlerin kullandığı çıkışlarda kendimizi yerden daha güçlü itmemizi sağlayan çıkış aleti.
Çivili ayakkabı diyebilirim. Genellikle onu çok fazla kullanıyoruz. Zorunlu değil ama altındaki çiviler sayesinde yere daha sert basmamızı ve kendimizi daha iyi ileriye itmemizi sağlıyor. Maraton 10 bin ve üzeri olan metrelerde gerçekleşen bir spor. Aynı zamanda çok fazla derece dayanık gerektiren de bir spor aynı zamanda. Yarışmalardan önce çağrı odasına giderek lisanslarımızı kontrol ettirmeyiz. Kontrol ettirmeyen yarışmacılar yarışa giremez. Atletizm pisti 8 kulvarlı, 400 metre uzunluğundadır. Burada önemli olan zeminin sertliği, tartan dediğimiz sert bir zeminde yapılmaktadır. Sporcular çivili ayakkabıyla bu müsabakalarda koşmaktadır. Atletizm ekipmanı olarak bizim için en önemlisi koşu ayakkabısıdır. Koşu ayakkabısının iyi olması lazım, sporcunun sakatlanmaması için. Onun dışında herhangi bir ekipmana ihtiyacımız bulunmamaktadır. Tempo antrenmanları seviyorum. Çünkü beni yarışa en iyi hazırlık antrenmanı olarak görüyorum. Atletizm antrenmanlarında kuvvet yapmayı seviyorum. Çünkü bir atlet güçlü ve dayanıklı olmalıdır. Atletizm sporu yaparken en çok tempoyu seviyorum. Tempoda kendimizi deniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Belli bir süre içerisinde belli bir mesafeyi koşuyoruz. Sprint yapmayı seviyorum. Çünkü hem sprintim iyi hem de o kısa koşularda, uzun hızlı koşularda daha çok zevk alıyorum. Daha iyi hissediyorum kendimi. Ben atletizmde kuvvet antrenmanını çok seviyorum. Çünkü kuvvette ağırlık çalışıyoruz. Bir sürü kasımız çalışıyor. En çok sevdiğim hareket merdiven diyebilirim, merdiven hareketleri. Kendimi daha dinç ve daha hızlı hissettiriyor. Benim en çok yapmayı sevdiğim engel drilleri diyebilirim. Çünkü ayaklarımın daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve onu yaptığımda daha iyi olduğunu hissediyorum ayaklarımın. Onu diyebilirim. Esneme hareketlerini seviyorum çünkü vücudumun esnediğini ve rahatladığını hissediyorum. Atletizmde engel drili yapmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok eğlenceli buluyorum engel drili. Atletizm sporunda, antrenmanlarda cinsiyet ayrımı gözetmeden antrenmanlarımızı yapmaktayız. Yarışmalarda kadınlarımız, erkeklerimiz ayrı kategorilerde yarışmakta. U14 yaş grubu müsabakalarında, cross müsabakalarında, bayrak müsabakasında 4x1000 metre koşulmaktadır. İki kadın sporcumuz, iki erkek sporcumuz bir takım içerisinde mücadele etmektedir. Çocuklarımıza ilk uyguladığımız sporun bir yaşama biçimi olduğunu, disiplin, düzen gerektirdiğini söylüyoruz. Bizim için önemli olan yüklenme ve dinlenme dediğimiz antrenman modelinde uyku çok önemli. Erken uyuyup daha erken kalkmaları, zinde olmalarını istiyoruz. İyi beslenmek sporun temelidir yani. Bekleyerek olur bu şeyler. Bekleyeceksin. Elbet bir gün birinciliğe ulaşacaksın. Öncelikle beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerek. Bir sporcu başarılı olması için ilk başta zihinde kendisi kurmalı lazım. Yani inanması lazım ve başaracağım demesi lazım. Pes etmeden azimle çalışmaları tavsiye ederim. Kendilerine güvenmeliler, bir de bence sabırlı olmalılar. Yani yolun sonu için çabalamalılar. Sabırlı birazcık gerek. Ayça Fidanoğlu'nu örnek alıyorum çünkü birçok başarıya imza atmış birisi ve başarının üzerine koyabilen bir insan. O yüzden onu örnek alıyorum. Ayça Fidanoğlu çünkü o da benimki gibi orta ya da uzun mesafe koşuyor. Ben de onu çok örnek alıyorum. Bazen koşu stillerine bakarak kendimle deniyorum. Jakob Inge Brixen, Norveçli bir koşucu. Dünya şampiyonu var, olimpiyat birinciliği var. Başarılı bir sporcu olduğu için onu örnek alıyorum. Usain Bolt. Çünkü hızlı. Öyle.
dünya birincisi. Örnek aldığım sporcular var. Öncelikle Jakob Ingebrigtsen, dünya şampiyonu, aynı zamanda olimpiyat şampiyonu. Çok hırslı ve iradeli bir koşucu. Norveçli Jakob Ingebrigtsen, kendi yaşında en iyisi. Örnek aldığım sporcu Süreyya Ayhan Kop. Onu örnek almamın sebebi de gayet iyi bir sporcu. Türkiye'yi elinden geldiğince ileriye götürmüş. Sporu yaşam biçimi haline getiren çocuk ve gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak durmakta, daha disiplinli, düzenli çalışmaktadırlar. Avrupa ve dünya yarışlarına girip Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum ilk üçe girip. Atletizmle ilgili gelecekteki hedefim olimpiyatlarda yarışmak ve olimpiyat şampiyonu olmak. Milli sporcu olup ülkemi temsil etmek istiyorum. Milli atlet olmak istiyorum. Milli sporcu olup ülkemi elimden geldiğince ileriye bir şekilde götürmek ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünde antrenörlük okumak. Gelecekteki hedefim öncelikle milli sporcu olabilmek ve dışında Türkiye'yi temsil edebilmek. Ülkemi farklı ülkelerde tanıtmak. Buradan aileme ve beni destek eden herkese teşekkür ederim ve aynı zamanda antrenörüm Cüneyt Kiçi'ye sonsuz teşekkürlerimi söylerim.